Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Bugün akşam yine sizlerle birazcık hemhal olmak için huzurlarınızdayız. Eskiler öyle dermiş, insan insanın zehrini alır derlermiş. Böyle birbirimizin zehrini alalım ve sohbetten şifa bulalım niyazı, muradı, duasıyla sizlerle beraberiz. İnşallah böyle güzel bir muhabbet olur. Olacağına da inanıyorum çünkü bugün çok kıymetli bir ağabeyim benimle beraber. Grup yürüyüş dersem e, hemen hatırlayacaksınızdır ama e, kendisi aynı zamanda tek başına da bir ordu. E, Mehmet Ali Aslan abim, e, Söz yazarı, bestekar, müzisyen. Aynı zamanda üniversite öğrencisi, aynı zamanda editör hangi birini söyleyeyim bilemedim ama aslında hepsiyle beraber sözü güzel, kendi güzel Mehmet Ali Aslan abizlerle abi beraber abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mehmet Ali? Abi. Elhamdülillah. Ee, iyi olmaya çalışıyoruz. Tabi ee, tabii e, tüm insanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz ama elhamdülillah e, iyiyiz. Allah iyisi sağ olun. Sizler, şükürler olsun. Hemen kayıtlara geçsin istiyorum. Çünkü bu dijital arşiv olsun istiyoruz peynir gemisi bir anlamda da. ilk günden bugüne kadar da sohbet ettiğimiz, bir şekilde mülaki olduğumuz, her konuğumuzla yaptığımız program arşivimizde duruyor. Hemen şahitliğiniz olsun diye söylüyorum. Mehmet Ali Aslan abi'den Allah razı olsun. Çünkü ona ne zaman, hangi eylemde, hangi sokakta, hangi meydanda, nerede ihtiyacımız varsa hiç acaba emküm demeden gitarını aldı ve geldi ve hakkı haykırdı. Hepinizin huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Allah senden razı olsun Mehmet Ali abi. Görevimiz, e, sorumluluğumuz, yani yaptığımız elbette ki e, bunlar e, çok küçük şeyler, çok mütevazı şeyler. E, ama işte karınca kararınca e, bir katkımız olsun istiyoruz. E, Allah cümlemizden razı olsun. Amin. E, geçen bir menajer arkadaşımın şöyle bir hatırasına şahitlik ettim. Dedi ki, bir dedi Allah rızası için bir program tertip edilecek. Birkaç menajer bir araya geldik ve sanatçıların isimlerini yazıyoruz. Ee, mesela Mehmet Ali Aslan dendiğinde örnek olarak veriyorum. Evet, o gelir gelir yazın. Şu gelir, bu gelir. Bazı isimlere geldiğimizde ya boşuna aramayın o gelmez. Hı hı. Denildiği oluyor. Hani ben de dedim ki Müslümanlık böyle bir şey aslında. Gıyabınızda şahitliktir, doğru mu? Orada evet. bütün sektörü ve sizi tanıyan birkaç kişi adınız anıldığında yani hiç boşuna aramayın o gelmez katkı sunmaz denmesi bence çok sıkıntılı bir durum. Kesinlikle. Ee, çok güzel bir şey. Değil mi abi? Evet, evet. Elhamdülillah bu şekilde anılıyorsak çünkü biz yaptığımız işi mutlak anlamda ticari bir konsepte oturtmuyoruz. Bu burada Allah rızası çok daha ön planda olmalı. Öyle görüyoruz. Haliyle e, bu noktada hayırlı bir işe çağrıldığımız zaman e, imkanlarımız müsaitse mutlaka e, destek olmak durumunda olduğunu düşünüyoruz. Yani. Allah senden razı olsun abi. Kaç Aten. yıldır bu piyasada, bu cenahta, bu mahallede çalar söylersin abi? Şimdi e, üniversitede başladı. E, İstanbul Üniversitesi'nde okudum ben. 28 Şubat dönemiydi okuduğumuz dönemler. E, Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümündeydim. O dönemde tabii ki e, sürekli bir eylemlilik hali var, başörtüsü eylemleri e, revaçta ve biz de sürekli üniversiteden destek veriyoruz. Bu eylemler içerisinde e, eylemlerde işte ezgiler marşlar da söyleniyor. E, çok kendiliğinden gelişti. ben de kendimi orada marş okurken. Ha e, normalde. E, evet evet. O Hı -hı. zamanlar henüz herhangi müzikte aslında bir ilişkim yok. E, öğrenciyim. Hangi marşları okurdun abi? Nostalji olsun biraz hatırlatsana e, bize. Savaşa girdi kalbim. E, savaşa girdik e, başka. E, dağlardayız Biz Ovalarda vardı, e, Yolunda İslam'ın Kardeşler alalım vardı. Vay be! Abi ne e, zaman söyledikçe e, şey hatırlıyorum şu an. Onlar genelde eylemlerde topluca söylenebilen, insanların evet. rahat eşlik edebildiği e, marşlardı. Haliyle bunları söylüyorduk. E, o arada işte bir takım e, arkadaşlar, e, ya işte bu e, iyi oluyor, hani enstrüman da olsa fena olmaz. E, enstrümana yönettiler beni, e, yönlendirdiler diyeyim. E, gitar temin ettim bir şekilde satar aldım. niye gitar niye gitar ee, evet güzel bir soru bugün de olsaydı gitar alır mıydım ee, belki bugün biraz daha farklı bakıyorum ama o zamanlar biraz daha e, gitar hem e, eşlik enstrümanı olabiliyor yani gitar çalıp e, çok rahat bir şekilde Hı -hı. E, ezgi marş şarkı söyleyebiliyorsunuz onunla bir kolaylığı var Hı -hı. E, eşlik sazı çünkü ritim de tutabiliyor Hı -hı. aynı zamanda Aynen. E, Proteste bir e, şeye uygun. Çünkü biz e, bul, bulunmuş olduğumuz ortam e, bir darbe sürecine karşı, 28 şubat sürecine karşı bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Haliyle e, bizi bir şekilde ona yöneltti. Yani tambur alsaydım muhtemelen çok biraz şey olurdu. Ya değil. da ney üfleseydi. <laughs> <de. gülüyor> evet. Bu biraz daha darbecileri cesaret, cesaretlendirebilirdi. Evet. <laughs> tırnak evet. içerisinde söylüyorum. Yoksa çok e, severim tamburu da neydi. Evet öyle gelişti. Ondan sonra e, işte eylemlerde, e, mitinglerde e, çalmaya başladım. E, ufak ufak besteler çıkmaya başladı başörtüsüyle ilgili, darbelere karşı ya aslında kendinizi olayların içinde buldunuz bir yerde. Tabii tabii yani. kesinlikle. Çok planlanmış. De, yok, hiç hiç Görülmüş bir süreç değildi yani. Kesinlikle değildi. E, ben tarih okumaya gittim yani oraya. <laughs> ama olaylar yani, farklı tabii ki gelişti. evet. E, ama e, bir darbe sürecinin içinde bulduk kendimizi ve süreç bizi buraya getirdi. Dört yılda mezun oldunuz mu okuldan? Dört yılda mezun olamadım. Bir sene uzatmalıyım, siyasi uzatmalıyım diyorum ben ona. Çünkü Kemal Alemdaroğlu rektördü o zamanlar. Ana tam da adamına evet, evet. Da denk Nur gelmesin. Serter de yardımcısıydı. Ay tam hal, ama tam şey ölüm grubuna düşmüş. Dolayısıyla bizim attığımız her adım bir şekilde disiplin soruşturmasına konu oluyordu. Ofak hmm. Ufak ufak önce kınama, uyarı, sonra bir hafta, bir ay uzaklaştırma cezaları aldım. değişik çeşitli böyle etkinliklerden ötürü. En son Filistin'le ilgili bir eylemden ötürü uzun süreli bir uzaklaştırma cezası aldım ve okul uzamış oldu. E, ya Filistin Filistin'le ilgili eylem yaptık e, ve işte yapamazsınız. işte, işte bu hani öğrenciye yakışmaz şeklinde bir e, gerekçeyle. Ee, uzaklaştırıldım ee, Dolayısıyla okuldan e, mezun olamadım ee, Bir sene sonra mezun olabildim Bir sene sonra da şöyle mezun oldum ee, Tekrar bir soruşturma açıldı Bu kez de Irak'la ilgili O zaman 2003 yılı Irak'a e, tekrardan saldıracak Tam Amerika. mezun olacağım <laughs> konjonktür Müsaade etmiyor diyorsunuz <laughs> evet, evet. Ee, Tekrardan disiplin soruşturması başladı ee, Ama Allah'tan soruşturma tamamlanmadan Ben <laughs> mezun oldum yani Soruşturma boşa düştü yani Dolayısıyla böyle yırtmış olduk aslında. Yoksa bir sonraki aşama tamamen okuldan atılmaydı. Bugün tabi şunu da söylemek istiyorum. Bugün İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Filistin'le ilgili eylem yapan öğrencileri iftiharla paylaştı Twitter'dan. Ne güzel değil mi? Evet, evet. Hem çok hamd ediyorum biz 20 evet, sene sonra de. bu noktaya geldik. Çok güzel bir noktaya geldik. İşte 20 sene önce öğrencisini okuldan atan, Filistin'le ilgili duyarlılığından ötürü okuldan atan üniversite. İkna odası kuran üniversite. Evet, evet, evet. Bugün iftiharla Gazze'nin yanında İsrail'in karşısında olduğunu ilan ediyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Allah vesile olanlardan razı olsun. Amin. O zamanlar zor zamanlardı. Şimdi geçen de verdiğim konferansta şunu söylemişti. Şu kolayı içmeyin, şu hamburgeri yemeyin, şu melane şerbeti tüketmeyin falan derken sahnede aklıma geldi. Dedim, bu bizim kaçıncı boykotumuz dedim ya. Hakikaten ben bildim bileli biz Kahros'un İsrail modundayızdır. O asitli içecekleri boykot ederiz. Ama hep bir şey olur, unutulur. Sonra yeniden bir katliam başladığında yeniden aklımıza gelir, yeniden sokaklara çıkılır fakat bu 7 Ekim'den sonra sen de hayatın neredeyse sokaklarda geçirmiş biri olarak abi. 7 Ekim'den sonra olan biten birazcık daha farklı gibi geliyor bana sanki. Süreci siz de böyle okuyor musunuz abi? Evet şöyle çok daha kitlesel, çok daha yaygın, çok daha Hiç etkili. Hiç bu kadar büyümemişti e, değil mi olduğunu, abi bu iş? Tabii tabii. Ya mutlaka boykot oldu özellikle e, sembol bir takım e, ürünlerle ilgili McDonald's, e, Coca-Cola, Marlboro vardı eskiden. Şu hmm. an var mı bilmiyorum. Kullanmadığım için <laughs> sigara. Starbucks. Ama evet Starbucks falan. Bunlara yönelik e, boykotlar hep oluyordu bir şekilde. Fakat tabi e, tabii hani gündem e, değişince, Filistin gündemi düşünce maalesef o boykot sürekliliğini çok koruyamadı. Ama e, dediğiniz gibi bu e, 7 Ekim'den sonraki süreç çünkü çok kıtan Kartliam'ın boyutu da çok fazla büyük. Hmm. Ee, insanlar çok fazla etkilendiler bu süreçten e, haliyle herkes bir şeyler yapmak istiyor e, Ben e, en azından İsrail'e karşı küçük de olsa mütevazi de olsa yani bir duruşum olsun istiyorlar yani e, Boykot da bu anlamıyla e, gerçekten e, değerli Aslında bir silah Aslında hı hı. E, sürekli de olması gereken bir şey e, umuyoruz ki öyle olsun yani e, inşallah e, benim en azından Gördüğüm, gözlemlediğim, işte çeşitli şeylere de gidiyoruz. Bulunduğumuz ortamlarda ne bileyim işte alışveriş ortamlarına da giriyoruz sonuçta. Hı hı. Ufak çocuğundan işte yetişkinine kadar herkeste böyle bir hassasiyet gelişti. Yüzde yüzde değil elbette ki ama toplumun önemli bir kesiminde böyle bir hassasiyet hı hı. oluştu umulur ki e, sürekli olsun. İnşallah. Hı hı. Sürekli olmadığı sürece bir anlamı yok çünkü yani. Bir vuruyorsun sonra yorgun düşüyorsun, yatıyorsun. O esnada tekrar palazlanıyor. Bütün kaybını tekrar kazanıyor. bir Yeniden karşında duruyor firma yani. Önemli olan devirmek bence yani. Kalkmışken devrilsin inşallah. Kesinlikle. Yani bazen insanlar şey hissiyatına kapılabiliyor. Yani boykotla ne olacak ki? İşte ben şöyle bir cips almasam ne olur ki falan. Hı. Bu doğru değil. Her şeyden evvel yani boykotun bir kişilik, bir şahsiyet inşa ettiğini e, görmek gerekiyor. Yani hı. ben ben şahsiyetimle İsraille İsrail'e destek veren bir zulüm makinesine, bir e, işgal, bir çeteye e, bir şekilde e, destek veren e, ürünlerden uzağım. Yani velev ki bunun herhangi ekonomik bir karşılığı olmasın. Ki Velek. var, Hı -hı. ki var ama hani diyelim ki olmasın. E, bu bir kere sizi şey yapar. E, i̇şgale karşı, e, Siyonizm'e karşı e, sizi diri tutar bir Hı -hı. kere. E, Hı -hı. Bilinç açılar kişiliğinizi inşa Hı -hı. eder. Yani ben mesela şey diyordum. E, bir bu eski, belki eski Filistin görüntülerini izleyenler mutlaka e, görürler. E, çocuklar ellerine taş atarlar. şey evet. e, Askeri zırhlı araçlara. Yani zırh, taşların çoğu ulaşmaz. Ulaşanlar da zaten araç zırhlı. Demirden, çelikten. Hı hı. Hiçbir etkisi yok. Yani biz bu taşları niye atıyoruz diye sorabilirler aslında. Ama bu böyle değil işte. E, yani sonuçta eğer e, çocuklar, gençler e, o gün e, taşlarla o zırhlı aracı e, o zırhlı araca direnmeseler e, bir sonraki gün askerler, yani işgal askerleri zırhlı araçlarından rahat bir şekilde kafalarını çıkartarak Aynen gezecekler. Evet. Bir de o çocuklar ee, bu uh Ubeyde'lere dönüştüler. Tabii, o zaman taş alan çocuklar. Kesinlikle. Yani e, siz ne kadar tepkisiz kılırsanız e, işgal daha da derinleşir. Cephe savaşında da böyledir. Yani bir cepheyi tutar askerler sürekli o cepheyi korumak için ara sıra böyle e, karşı cepheye cepheyi yaylama ateşine tutarlar. Hı -hı. Yani o kurşunlar Belki bir karşılığı yoktur, belki düşman askerine isabet yapmazlarsa verir. Evet, bunu yapmazlarsa evet. Yani biz buradayız, biz burada e, kalmaya devam edeceğiz diyorsunuz yani hani ilerlersen e, menzilime gireceksin diyorsun. Yani he, o, o anlamıyla bir şey var yani. Boykotun da bence bu anlamda e, insanı e, diri tutan e, bir yapısı var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor ki kaldı ki mutlaka ve mutlaka biz görüyoruz Starbucks ve e, türevlerinin yapmış olduğu açıklamalar da bunu ortaya koyuyor. Evet. Ciddi anlamda sarsılıyorlar. Evet. Hı -hı. Beter olsunlar diyelim inşallah. Ee, bu bir de insanın kendine duyduğu saygıyla alakalı bir Kesinlikle. şey. Bu boykot süreci. Geçen bununla ilgili bir video çekme şöyle benzetme ilham etti Allah kalbine söyledim. Ramazan'da da öyle mesela. Şey diyorlar ya yani ben bir tane kola içsem ne olacak ki yani? Bundan İsrail çok mu kar edecek ya da içmesem yıkılacak mı? Bu dedim bunu bir oruç gibi düşünün. Yani bir nohut tanesi Hı -hı, yediğinde oruçken çok Hı -hı. senin karnı doyurmayacak. Doğru mu? Vücudun fark etmeyecek bile. Belki dişinin arasında kalanlardan aşağı inen hiçbir şey olmayacak. Ama orucun bozulacak. Hı -hı. Bu bir oruçsa bozulur. Yani bu ne bir kolayla ne bir cipsle ölçülebilir. Orada sabit kadem durmak gerekiyor. Geçen bir restoranda yemek yerken iki şişe şey getirdiler. Damla su getirdiler. Onlara dedim ki başka marka suyunuz var mı? Bunlar boykot ürünü dedim. Yani biz bunu istemiyoruz. Kaldırın demek yetmiyor. O, o ona dikkat çekmek gerekiyor. Demek ki yani demek gerekiyor ki bu boykot ürünü. Bu, bunu buna ödediğim para İsrail'e gidiyor. Ben bunu içmek istemiyorum. Başka marka var mı? diye Hı. anlatmak lazım. Yok dedi. Dedim o zaman bir sürahide çeşme suyu alabilir miyim dedim. Adam şaşırdı böyle garson. Dedim getirin. Eminim birçok çeşme suyu sizin bu plastik şişelediklerinizden daha sağlıklıdır. Yani belediyeler içilmeyecek su çoğunlukla vermiyorlar hmm. yani. En azından belli kontrollerden geçiyor. Ya ölecek de değilim ya getir iç, içeceğim bir bardak su yani. Şeyle içmeyeceğim ya leğenle içmeyeceğim ya bunu. Hmm. Getir dedim Sen adam sürahiyle suyu getirdi. Gün içerisinde 50 müşterinin 25'i bunu talep etse bu garson gidip diyecek ki işyeri sahibine abi bu, bu yürümüyor bu çalışma ha. biz su taşıyoruz sabahdan akşama kadar diyecek. Yani dolayısıyla orada bir duruş göstermek sadece ben değil Toplum dediğin şey binlerce sadece benden oluşuyor. Herkes bir tavır takınsa, bir duruş sergilese çözülür bu iş. Ben çözüleceğine de inanıyorum. Yani bundan 10 yıl önce ya da 28 Şubat döneminde birbirimizden bu kadar haberdar değildik Mehmet Ali abi. Yani ben de üniversitede okudum. Biz de sokaklardaydık, biz de kapılara kendimizi zincirledik, el ele eylemleri vesaire. Ama bunu yapabileceğimiz çok kapalı ortamlarda birbirimize duyuruyorduk. Oysa şu an WhatsApp grupları var, telefon var, Twitter var. İşte geçtiğimiz günlerde 5 milyon insan aynı anda örgütlendik ve dünya rekoru kırıldı, tweet attık. Şu an birbirimizden daha çok haberdarız. Bir eylemi daha hızlı koordine ediyoruz, daha kolay istişare edebiliyoruz. Dolayısıyla alacağımız neticenin daha iyi olacağına dair benim inancım kavi. Sizin de öyle mi? Ben de böyle düşünüyorum. Yani mesela geçtiğimiz günlerde şey de oldu. Bir tak çalışması yapıldı. işte evet. İşte Filistin inisiyatifinden de arkadaşların da öncülük yaptığı. Yani şimdi mesela katılıma baktığımızda gerçekten tahayyül ettiğimizin çok çok üstündeydi. Daha böyle birkaç saat içerisinde akşamdan sabaha vardığımızda 5 milyon tweet atılmıştı. Bu çok ciddi bir rakam. Bu e, meselenin gerçekten kitlesel anlamda sahiplenildiğinin bir habercisi bir işareti bu. Hı hı. E, boykotta da biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani her herkes şunu söylüyor, her konuştuğumuz insan e, ya işte eve yanlışlıkla bir şey aldım, çocuğum hemen uyardı. Yani bizi ufak küçük çocuklar bizi uyarıyor. Ya da mesela evet. markette herkes şahitlik ediyordur. Anne, o boykot onu bırak e, diyen mesela böyle herkes bu tarz sahnelere şahitlik ediyor. E, yani şeyde bahsettiğiniz anlamda e, iletişim imkanları da e, çok gelişti. Sürekli birbirimizi uyarıyoruz, sürekli birbirimize nasihat ediyoruz. Belki asr suresini dijital üze, üzerinden de Aynen e, yaşıyoruz. Hakkı sabrı tavsiye e, evet, ediyoruz. E, bu anlamıyla e, ben de e, yani belki e, çok klişe oldu, çok fazla kullanılıyor bu 7, 7 Ekim'den sonra her şey değişecek şey ama e, ben de öyle umuyorum yani açıkçası. Biraz daha böyle bundan sonra daha tutarlı bir duruşumuzun olacağını, daha sürekli bir istikametimizin olacağına evet. inanıyorum. İnşallah. Hı -hı. Ben ilk sahneye çıktığım zamanlar şey çok eleştiriliyordu. Ben o zaman stand-up yapıyordum. Gülüyorlardı. İşte hanımların sesi geliyor. Bu bunu adamı kim çağırdı? Keşke bir Kur'an okunsaydı falan diye. <laughs> Diyen hacı abiler vardı. Onlarla çok yoğun mücadeleler verdim ben. Yani Hı -hı. sahnenin ortasına izleyicilerin aslında perde gerilirdi. Hanımlar bu tarafta otururdu, erkekler bu tarafta. E ben sahneye çıktım, az bu tarafa kaysam hanımlar görmüyor. Biraz bu tarafa gelsem erkekler görmüyor, tam ortalardım ve öyle anlatırdım ve beni çok zorlardı. Buna rağmen memnun edemezdim yani. Yani bu kadar gülmek iyi değildir yani bu iyi değil. Şey İslam, İslam çok İslami bir iş değil diye eleştirirlerdi. Seni de çok eleştirmişlerdir vaktiyle. Çok fazla. Çok i̇şte fazla değil? Gitarla Buradan mı getirin. yapacaksınız bunu işleri ya, ya da işte ne bileyim böyle şeyler olmaz. E, bu e, zaten fıkhi anlamda e, itiraz edenler e, olduğu gibi bir de e, olayı böyle sanki eğlence e, çerçevesinde algılayanlar e, çok fazla e, oluyor. Haliyle o tarz tepkiler alıyoruz. Yani bazen mesela biz sahneye çıktığımızda mutlaka böyle salonu e, boşaltan e, az da olsa bir grup oluyor mesela. Oluyor oluyor. Yeteri ee, gör ha, daha. Evet hadi kalkın diye çıkıyoruz. Hadi, ha, evet yani e, o, o tarz tepkiler e, oluyor mutlaka. Yani tabii e, müzikle alakalı böyle e, bir şey var. E, böyle bir gelenek var. Bir direnç var. Bu tarihi de eskiye gidiyor. Belki bunun bir kısmını anlaşılır da bulabiliriz. Doğal da bul bulabiliriz. Hani çünkü e, e, süreç içerisinde oluşan literatüre baktığımızda hakikaten e, yani müziğin daha böyle e, işte ihtidat daha böyle e, kerih görülen e, ortamlarda bolca kullanılması belki bizi bu noktaya yöneltmiş olabilir ama e, şunu görmek lazım. Ya siz kullandığınız şeyi hangi bağlamda ve neye e, hangi amaçla yani neye, e, neye hizmet ederek kullanıyorsunuz? Yani bu aslında denklemi kurmak e, bu soruyu sormak e, çok zor değil. Bu sadece müzikle alakalı bir şey değil. Her şeyle alakalı böyle. Hı hı. Yani benim YouTube kanalım neye hizmet ediyor? Yani harama mı çağırıyorum, ben hakka mı çağırıyorum? Bu, bu kadar basit. Yani işte benim yaptığım eserler, işte kullandığım gitar. Yani gitarın kendisi neden haram olsun ya da ne, neden Müslüman olsun? Yani önemli olan şu değil mi abi? Yani önemli olan hangi enstrümanı kullandığın değil, o enstrümanla ne yaptın? Yani internet haram mıdır, bilgisayar haram mıdır? değildir. Ama o bilgisayarla gayri ahlaki sitelere giriyorsa sabatenek. sen harama, harama dönüştürmüş tabii. olursun. Hı hı. Ama bir tek çalışması yapıyorsan, gaznelilerin Gazzeli, sesini duyurayım diyorsan o zaman helal oluyor. o İyi bir şey yapmış oluyorsun. Dolayısıyla iyi ya da kötü olan insandır. insanın fiilidir aslında. Doğru mu? Niyeti de iyi olan ya da kötü olan bir insanın. Yani ne niye Müslümandır? Daha Müslümandır ney gitara göre? Böyle bir algı var. Bu, bu kırıldı mı ülkede? Yani şu an hala gitarınızı alıp kırıldı. çıktığınızda boşaltanlar var mı sahneyi? Büyük oranda kırıldı ama tamamen kırılmış değil. E, hala boşaltanlar. Ne diyorlar e, abi? Oldu. Yani mesela buna argüman olarak ne getiriyorlar? Şimdi ben bazısını tutarlı buluyorum. Şöyle tutarlı buluyorum. E, bazısı tamamen müziğe karşı tepkili. E, yani e, tabii ki benim kanaatim şudur ki e, okumalar da yaptım bununla alakalı. ...bir takım zayıf rivayetlere e, dayandırıyorlar. E, bazı ayetlere işaret edenler de var. Bu ayetleri... E, ...çok net bir şekilde yanlış yorumluyorlar. E, i̇şte... Le ...Levhel Hadis ayeti var mesela. Hı hı. E, boş sözler. Yani tamam da hani biz... ...boş sözler söylemiyoruz ki. Evet. Yani biz... ...Hakk'a çağırıyoruz. Biz e, İslam'a çağırıyoruz. Biz ne bileyim işte Filistin'le ilgili... ...Suriye'yle ilgili... E, ...Doğu Türkistan'la ilgili duyarlılıklara çağırıyoruz. Dolayısıyla evet. bunlar boş sözler değil. E, i̇şte... E, ya da işte bir takım zayıf rivayetler var ki farklı o zayıf rivayetleri tekzip eden de farklı zayıf rivayetler var. Hmm. Dolayısıyla bunun üzerinden böyle bir itikat oluşturmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama o e, kimileri e, şey yapıyor. E, bu rivayetler üzerinden bir itikat oluşturuyor ve haliyle müziği kerih görüyor. Hatta müziği haram görüyor. Hmm. E, tamam olabilir. E, böyle inanıyor olabilir ve müziğe tamamen karşı. Hiç dinlemiyor. Hmm. E, eyvallah. Yani ben buna saygı duyuyorum. Ama tutarlılık olduktan ama, sonra sıkıntı he, yok. Ama, ama oradan ama, çıktıktan sonra yok, ben eleştirdikten sonra Ama yok bende bendir var. Ney var? Olsun ama gitar olmasın. Gelince o zaman evet. bir tutarsızlık başlıyor. Ya da şey yani ha. arabada benim konserime benim programıma gelirken İbo dinleyip ben oraya geldikten sonra ben gitar elimde gitar var diye bana post kesiyorsan hı hı. ben bu, bu, bunu da çok samimi bulmuyorum açıkçası. Tabii yani. artık doğru evet, mu abi? Kesinlikle artık bunu artık hani saygı duymak da e, söz konusu olmuyor. Evet. E, diğerini ben yanlış bulmakla birlikte saygı duyuyorum. Hı hı. Eyvallah diyorum. Yani hı hı. itiraz etmiyorum yani ama bu maalesef eleştirilmesi gereken bir boyut yani. Evet. Kaç yıldır müzik yapıyorsun abi şimdi? Üniversiteden bu zamana diye baz aldığımızda kaç yıl yapıyor? İşte 24 sene oldu. Diyelim. Bu yolculuğun grup yürüyüşle mi başladı? Önce yalnızdım. Hı hı. daha sonra grup kurma fikri oluştu. o süreçte grubu kurduk öğrenci evinden arkadaşlarla birlikte. Yine aslında grup kurarken de niyetimiz müzik yapmak değildi. Sadece o an işte eylemler yapıyoruz, işte bir takım marşlar okunması lazım, biraz daha güçlü çıksın sesimiz. Hmm. Ee, ama süreç o yüzden isim de koymadık hatta uzunca bir süre isimsiz gittik. Sonra baktık ki e, baya baya bir şey var, bir ilgi var. Hmm. Ee, o zaman oturduk dedik ki adımız olsun. Grup yürüyüş oldu. Grup yürüyüşte zaten bazen soruyorlar. Yürüyüşlerden geldik diyorum. Yürüyüşlerden doğduk. O, o süreçte 28 Şubat vardı. Aksa İntifadası vardı. Evet. Çeçenistan evet, vardı. Evet. Çeçenistan vardı. İşte Mosna vardı. İkinci Körfez işgali, ikinci Irak hmm. işgali başlamak üzereydi. Dolayısıyla sürekli böyle etkinlik halindeydik. Sürekli böyle hmm. mitingler vardı ve biz buralarda müzik yapıyorduk. Para pul da vermiyorlardı değil mi bunun Hayır canım ne parası? Öyle bir şey. <laughs> Hatta bazen teklif edenlere tövbe estağfurullah Olur mu öyle şey falan diyorduk. Allah ya. Allah. Tabii tabii. <laughs> o zamanlar öyleydi tabii. Evet. <laughs> Niye meşhur ol olamıyoruz abi? Biz yani bizim değerlerimiz. Mesela siz geçtiğimiz günlerde Rim'e bir eser yaptınız. O kadar güzel ki arkadaşlar. Adı neydi eserin abi? Rim. Rim. Mehmet Ali Aslan Rim yazın YouTube'a ve dinleyin. O kadar güzel ki ben ağlayarak dinlemiştim. Hı -hı. Hatta eseri ilk önce paylaşmadınız. Sadece nakarat kısmını değil mi paylaşmıştınız. O beni inanılmaz büyülemişti. Çünkü o zamanlarda ben Rim'in hikayesini takip ediyordum. Ona dair bir oyun yazıyordum. Tek kişilik bir monolog yazıyordum. O kadar içime işlemişti ki. Yani baktığımızda şu an piyasada işte milyon satan, milyon dinlenen eserlerden hem muhteva olarak hem müzikalite olarak çok çok daha iyi bir eser. Siz top yani toplum Niye sizi tanımıyor? Yani bizim abilerimiz, bizim kardeşlerimiz, derdi, hüznü, sevinci, sıkıntısı bizimle bir olan abilerimiz. Neden en kaba tabiri, en kaba kelimeyi kullanarak söyleyeceğim. Neden meşhur olamıyorlar abi? Yani bunun tabi çok fazla sebepleri var ama en böyle öne çıkanlarını şöyle söylemek lazım. Bir mutlaka bunun özelleştirisini de yapması gerekir sanatçının evvela. Yani ben neden... Ha biz Müslümanız es, diye şey yapıp geçitmemesi lazım. Es, yani. Tabii tabi. Ben neden eserlerimi duyuramıyorum? Eserlerimin niteliğinde mi, sözlerinde mi, ne bileyim müzikal kalitesinde mi bir sorun var? Niye işte insanlar beni dinlemiyor? şeklinde bir kere bir muhasebe yapmak gerekiyor. İkinci olarak dış sebeplere bakmak gerekiyor. Dış sebeplerin de ben ciddi etkili olduğunu düşünüyorum. Ya biz uzunca süredir kendi eserlerimizi yayınlayacak mecra bulamıyorduk. Sosyal medya öncesi ya sosyal medyada İslami radyolar vardı. E, evet İslami radyolar vardı fakat 28 Şubat gibi bir şey vardı başımızda ve İslami radyolar maalesef bizim eserlerimizi çalamıyorlardı. Çalan İslami radyolar cezalandırılıyordu. Haliyle e, çalmıyorlardı. Hatta bugün bile e, bizim türde e, ya yani en azından bizim eserleri Çalan çok az e, İslami radyo çok var. Çok mu sert yapıyorsunuz ee, abi? Çok mu sert sözler Bence değil yani ama... Bence <laughs> değil. <laughs> <laughs> daha sertini yapmak da mümkün ama... <laughs> ama e, sert bulanlar var. E, yani Tabii şöyle bir şey var. Hani bazı eserler sert olabilir de. Hani bizim yüzden fazla eserimiz var. Hmm. Yani her eserimiz öyle değil ki. Yani, hmm. e tamam onu çalmıyorsan bunu çal. Yani, tam vuru çalamıyoruz diyor. Bazen okullara gidiyoruz, müdürler diyor ki vuru çalmasınlar. İşte Siyonizme vur diyor orada sanki. Hmm. Yani, olabilir. Tamam hadi... E, e ne da... var ki bunda? Süper eser yani, o ya. yani ben, evet. ben çok beğeniyorum ya, Bazen böyle şe şehirler düşüyorlar. Biz de tamam deyip çıkıp çalıyoruz tabi. Ha <laughs> <laughs> tamam deyip yaptığınız oluyor ya. Yani. Evet. Bir şeyler şey, ne şey oluyorsun. Neden çünkü. meşhur olamadığınızı <laughs> ben anlıyorum abi ya. <laughs> Ama şöyle tabi yani bütün dinleyiciler vur vur diye bağırıyor şimdi. Tabi ya, ya biz gösterilerde çaldık süper olmuyor mu millet acayip. Ee, çok evet. Yani. Hah. Şimdi ben şey mi diyeyim? Bakın müdür istemiyor, çalamıyoruz dersem olmaz o zaman e, yapacak bir şey olmuyor. E, Birincisi şey yani mecra bulamıyoruz. İkincisi tam sosyal medya gelişti, YouTube ortaya çıktı. Artık hani alternatif iletişim, alternatif medya imkanları var. Bunlar üzerinden yürümek mümkün. Fakat burada da engelleniyoruz. Neden? Mesela YouTube kanalımız kapatıldı. ciddiyim mi? Tabii, tabi. Üç sene önce bizim YouTube kanalımız vardı. İsrail ile alakalı bir eserden ötürü ki, Mescid Aksa sevgisini anlatan bir eserdi, hiç şey değildi. Yani herhangi bir, bir vur gibi değildi yani, yani. Tamam. o eserden ötürü takti hiçbir uyarı da gelmeksizin normalde uyarı geliyor. Kaç takipçi ee, vardı? 13 bindi o zaman hmm. ama böyle ne bileyim eser dinleme oranları milyona geçen vardı milyona yaklaşanlar vardı bu taktiye kapatıldı dijital bir sene sonra. Bir sene sonra yeni bir kanal açmak durumunda kaldık. Bayağı bir uğraştık, baktık <laughs> alamıyoruz. Yeni kanal aldık. Şu an elhamdülillah o sayı daha geçtik. Ondan sonra bir sene sonra da dijital platformların tamamından bütün eserlerimiz kaldırıldı. Tamamı kaldırıldı. Spotify'da falan yok Spotify'da musunuz? da kaldırıldı. E her, yerde, her yerde her yerde kaldırıldı ve tamamı kaldırıldı. Bu kez de birkaç ayda bunun sıkıntısını yaşadık. Ben nasıl meşhur olayım yani bu durumlarda? Daha sonra kesinlikle. tekrardan yüklemek durumunda kaldık sıfırdan. Sürekli böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sıfırdan e, yükleme yapıyoruz. Ve üstelik biz herhangi bir e, hani böyle sahte botlar şunlar bunlar falan filan muhabbetler oluyoruz. Hı 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 i̇şte dinlenme oranını yükseltmek hı için. Bunların hiçbirisinin net te, şey... Tevessül hiç, evet Tevessül etmedik. Aslında tevessül de etmeyiz zaten. Çok da çirkin buluyoruz doğrusu. E, yani hesabımız da yeşildi. Yani öyle şeydi. Temiz bir sa e, sayfaydı. Buna rağmen e, tamamen işte bahsettiğimiz sebeplerden ötürü. E, çünkü e, İsrail ile alakalı bir eser direkt antisemitik e, şey alınıyor şeyde YouTube nazarında bu tarz şikayetleri anında hiç uyarı hissetmeksizin şey yapıyor. Devreye alıyor şikayeti ve sayfayı kapatmaya gidiyor. Evet. Ki zaten bu süreçte şey de oldu bir sürü işte Instagram'da Facebook'ta, YouTube'da Filistin'le ilgili yayın yapan hesaplar da kapatıldı. Biz de o, o tarz şeylerden ötürü sürekli bir engel yiyoruz. Bir de algoritma olarak öne çıkartılmama durumu da söz konusu. Eee Yanı sıra bizim işte kurumlarımız, en azından resmi kurumlarımız diyeyim işte belediyelerimiz. Onlar da sert buluyorlar. Onlar da zaten sağ olsunlar hiç ilgi göstermiyorlar. Onların da gerekçesi şu ya işte biz ve bizim gibi nasıl söyleyeyim daha böyle protest protest müzik yapanlar salonu dolduramıyorlar şeklinde bir şeyleri var. Evet. Fakat yani yani aslında kültür ajandalarına baktığımızda salonu dolduramayan o kadar çok türkücü, şu, şu işte sanat müziği He, icra eden tipleri alırlar. var ki. 3-4 kişinin geldiği programları biliyorum ben yani. Ama Aneta, devam ediyor ha, ve kaldırılmıyor. Ha. Yani o maalesef böyle bir sıkıntı var. Orada da böyle popülist bir yaklaşım söz konusu belediyelerde. Bu hatta maalesef bazen çok kötü bir noktaya da götürebiliyor. İşte ben çok büyük kalabalıkları toplayacağım diye maalesef çok böyle rahatsız edici popçular falan da çıkartılabiliyor. Bunları da eleştirmek gerekiyor ama maalesef yani bunu yapan söz konusu şey olunca bizim gibi müzik yapanlar olunca şey yapıyor görmezden geliyor ancak ve ancak işte Gazze gibi, Kudüs gibi gündem olunca akıllarında... E, Büyük ediyoruz. katliamlar olunca evet. ayarı açmak gerektiğinde evet, evet, e, ya da milleti konsolide bu, etmek gerektiğinde tamam. tamam tamam şimdi gelebilirsiniz hatta gelin deniyor ama... E şimdi açıkçası e, yani bu bu bizi rahatsız ediyor. Doğru haklısınız. E, yani e, neden yani 4-5 sene boyunca e, kültür ajandanızda yokuz ama e, hani Kudüs'le ilgili siz bir şey yapacaksınız. İlk aklımıza evet. biz geliyoruz. İşte yani bizim de insanları şikayetimiz çöke. ondan hocam. 11 ay boyunca arayıp sormazsanız Ramazan ayı gelince gel evet. şu programı sun diyorsunuz bize. <laughs> 11 ayda ben diğer programları da sunabilirim. Yani niye Ramazan'dan Ramazan'a? Yani Mehmet Ali abi niye Gazze'den Gazze'ye? Grup yürüyüşü niye Katliam'dan Katliam'a çağrılıyor? Bu adam rutinde başka müzik yapamıyor mu? Başka şekilde Hı -hı. sahneye çıkamıyor mu? Çok kötü bir şey bu yani. Ya bütün bunları topladığımızda o bahsettiğimiz e, içsel Tabii sıkıntılarla birlikte... E, kendimizi de duyuramamış e, oluyoruz yani. Abi, evet Ali tamam. abi çok güzel adamsın. Allah senden razı olsun ya. Üzülüyorum yani şeyi derdini anlatışım bile o kadar naif ki yani gerçekten senin dışında gelişen olaylar yani algoritma kaldırıyor falan diyorsunuz ya buna böyle çok kısa bir şey söyleyeyimse size. Ee, şöyle bir duyum aldım abi. ilginç Belki siz de duymuşsunuzdur. Şimdi mesela namazla alakalı ya, önce şunu anlatayım. Geçtiğimiz e, aylarda bir anket yaptım ben. E, merak ettiğiniz dini bir mesele hangi sıra, nereden öğrenmeyi tercih edersiniz diye. Dört tane seçenek sundum. Bir tanesi Google'a bakarım ya da YouTube'a bakarım yani sosyal medyadan. İkincisi kaynaklara başvururum, kitaplara bakarım. Üçüncüsü bir arkadaşıma ya da anneme babama sorarım. Birbirlerine sorarım. Dördüncüsü de müftülüğe giderim ve sorar öğrenirim. Bunlardan en düşük çıkanı müftülüktü. En yüksek çıkan da sosyal medyaydı. YouTube, Google'da. Şimdi bu, bunu bir cebimize koyalım. 60, 2000, 63 bin kişi katılmış yani az da değil. Hatta daha fazlaydı. Şimdi şöyle düşün. YouTube bazı ülkelerde anlaşmalar yapıyor içerik üreticilerle. Mesela namazın farzlarını merak eden biri namaz namazın farzları nelerdir yazdı. Arama butonuna bastı. Orada önüne hocalar çıkıyor. Bu konuyu işlemiş. Kim var? Uyduruyorum. İsa Şen Ocak var, Ebu Bekir Sifil var, Diyanet İşler Başkanlığından biri var, Bekir Develi var, o var, Dursun Alersin canlı var, Nihat Atipoğlu var falan filan. Tamam mı? Bu öneriler içerisinde bunlar izlenme sayısına göre önerilmiyor. Bir kere önce onu söyleyeyim. Eee. YouTube geliyor diyor ki Bekir Demirli'ye ya Bekir diyor sen bu diyor LGBT işlerine falan siyonizma miyonizma çok karışmıyorsun çok uhuletli suoletli bir Müslümansın seninle bir anlaşma yapalım diyor ne yapacağız diyor diyor ki sen bu işlere girme senin namaz anlattığın videoları ya da senin içeriğini biz öne çıkaracağız. Halbuki mesela uydurum Ebu Bekir Sifil çok daha etraflı çok daha detaylı ve çok daha güzel anlatmış bu mevzuyu. Onu boş ver diyor. O LGBT karşıtı. Buna dair videolar da yapıyor. Hı -hı. Biz seni destekleyelim, ona diyor izlenme başına 0.10 sent vereceksek sana 0.60 sent vereceğiz. Ve yazıldığında konu olarak önce seni öne önereceğiz. Ama bu meselelerden uzak dur. Yani sen bizim popüler işbirliği yaptığımız, İngilizlerin cooperation dedikleri, cooperation yaptığımız adamımız sen ol diyor. Esmer İngiliz şey... o yani. he Esmer İngiliz. Aynen yani. öyle. <laughs> evet. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oraya bir şey yazdığınızda çıksın diye enter tuşuna bastığınızda çıkan şey herhangi bir şey değil. Onların istediği şey. Mehmet Ali Aslan'ın ne olduğunu anladıktan sonra adam isterse sizin TC kimlik numarasını, numaranızı da yazsa arama bölümüne. Annenizin kızlık soyadının üçüncü harfini de yazsa çıkarmayan algoritma sizi çıkarmaz. Çünkü ipin ucu bizim elimizde değil. İpin ucu kötü olanın elinde. Ne yazık ki olmuyor öyle. Allah yardımcımız olsun. Eyvallah. Tabii şunun da altını çizmek lazım Bekir abi. E, mutlaka bunlar sorun ama bunları böyle sorun olarak görüp e, küsmemek gerekiyor. Yoo ya tabii canım biz, de, biz sonuçta yani işte belediyeler bizi çağırsın diye müzik yapmıyoruz. E, bizim kaygımız çok çok daha e, yüce. E, Hı -hı. haliyle e, kendi imkanlarımızla da olsa e, devam etmek gerektiğini, e, çabalamak gerektiğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince e, bu Hı -hı. alanda bir şeyler üretmek gerekiyor. Eyvallah yani bizim türde müzik yapan insanların da mesela üretkenlik anlamında hakikaten uzunca bir süredir bir kısırlık bir fetret dönemine girdiğini gözlemliyorum mesela. Hakikaten yani he, mesela bunu görmek de gerekiyor. Sürekli böyle şikayet etmeyi bırakıp ya işte herkesin de ne bileyim bir üretkenlik içerisine girmesi gerektiğinin gerektiğini farkına varması gerektiğini söylemekte istiyorum. Yani. Buna katılıyorum ama şöyle de uçurum bir adaletsizlik var burada. Geçen birkaç menajer arkadaşla oturduğumuzda böyle hani biz gittiğimizde belediyelerden belli miktar alıyoruz yaptığımız programlar karşısında. Yani herkes 3-5 bir şey alıyor. Hı, hı Abi bütün İslami camiada iş yapan adamları üst üste koy aldıkları rakamları bir genel toplam alalta Karşıya da şu tabii anki mevcut popçulardan hı. herhangi Birine. birini koy. Evet, tabi. Bakın samimi söylüyorum, mevcut popçulardan ya da sahne sanatçılarından herhangi biri bütün İslami camiyedeki çıkanların hepsinin aldığının tam üç katını alıyor daha Maalesef. Hı. Bu da yani kulisinde şu olsun, işte yok mango olsun, yok işte eşek sütü olsun, yok şu olsun. Bir de böyle kaprisler de var. Otelin beş yıldızlı olsun, suite olsun, kral daire olsun. Rüzgar kuzeybatıdan 3-5 yer yer 8-10 kuvvetinde etsin. Bir de öyle kaprisler var. VIP minibüs gelsin beni alsın. Biz öyle değiliz. Vallahi sen metroya o gün bindin geldin abi. Sırtında gitar hı hı. indi. Hemen kabloyu bağladık. Rın çalmaya başladık. Allah razı olsun sizden. Şey yani, hocam? yani şey kul bilmese de Halik bilir derler ya. Rabbim bilsin inşallah. Peki bu kısırlığı niye bağırlıyorsun abi? Yani şeydir ya Eskiler şey der aşk ağlatır dert söyletir. Biz bizim sanatçılarımız acaba biraz gamsızlaşıyor mu ki kalbin o dert düşmediği için mi acaba beste çıkmıyor? Yani e, yani dert sıkıntı konjüktür biraz besler sanatçıyı. yani. E, şimdi e, şeye bakıyorsunuz. Biz mesela de Gazze gibi Meskisi bir gibi. E, tablo var karşımızda. Yani neresine baksanız bir hikaye. Yani e, şimdi mesela biz biz bu süreçte Üç ayda üç eser yaptık. Ee, evvelinde mesela Suriye süreci var. Bir 12 iki senelik bir sü süreç. Ee, yani iki tarafa da baktığımızda hani bizim eskiden e, okuduğumuz Sahabe Hayatından Tablolar kitabı vardır. Evet. Ben mesela o, o tabloların canlandığını görüyorum. Ete kemiğe büründüğünü görüyorum. Yani o tarz e, o as, e, asr-ı saadet denen e, dönemdeki o örnek e, şeyin e, karelerin e, günümüzde canlandığını e, görüyorum. Hakikaten ee, yani basit bir şey değil. Yani insanlar e, bir orduya karşı e, tanklı, toplu, e, ne bileyim e, havadan, denizden, karadan e, saldıran e, ordulara karşı e, günlerce, aylarca, yıllarca direnebiliyorlar. ya yani bu hakikaten bunu e, e, bu tarz direnişlerin yaşandığı dönemler çok sık değildir. Evet vardır. Mesela onlardan bir tanesi Akka kalesi direnişi vardır. O da mesela belki konuyla bağlantılandırılabilir ama şunu söylemek istiyorum: İki yıl, iki yıl boyunca Akka muhasara altında kaldı, Haçlılar tarafından muhasara edildi ve bu insanlar iki yıl boyunca mesela aynı bugün Gazze'de olduğu gibi, dün birkaç yıl önce Doğu Kıtada Şam kırsalındaki Doğu olduğu gibi insanlar artık hayvan yemleri eee Yemen otusuna gelmişlerdi. Ee, Selahaddin mesela kaleye yardım edemiyordu. Selahaddin gibi bir komutan vardı. Kudüs e, Fatihi. Hı hı. Sürekli böyle Haçlılara karşı kuşatma e, kuşatmayı e, yapan Haçlara karşı işte vurkaç taktiğiyle e, saldırı yapıyordu ama bir türlü mesela şeyin içine nüfus edemiyordu, hani düşmana dağıtabilecek hmm. bir birlik oluşturamamıştı. Çünkü düşman o kadar güçlüydü ki sürekli İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan ordular geliyor. İşte aslan yürekli hmm. Richard liderliğinde. Şimdi bakın Selahattin ne yapıyor? Kuşla kaleye mesaj gönderiyor. Direnmeye devam edin. bugün hani tweet atıyoruz ya ben biraz ona benzetiyorum Aa, bunu. Evet. Yani kuşla Akka kalesine mesaj atıyor. Onları yüreklendirmeye çalışıyor. İşte biz sürekli hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gücümüzün yetin, yani gücümüzü bir yere kadar maalesef. Ne yapıyor? Dalgıç gönderiyor işte denizden, bir takım mesajlar ulaştırmaya çalışıyor. Tabi hani denizden de artık muhasara altına alınca artık kale düşmek noktasına geliyor maalesef. Ama şeyi söyleyeceğim. Yani bu anlamda. O kadar güzel hikayelerimiz var ki insanlar evet bir şeyler yapıyorlar, çaba gösteriyorlar ve bunun mutlaka bir karşılığının olacağına biz inanıyoruz. Atılan tweetin bile kaybolmayacağına inanıyoruz. Yeter ki o sadece tweetle sınırlı kalmasın. O tweet bizi harekete geçirsin, eyleme geçirsin. Peki bu bizim tanık olduğumuz bu süreç, bu Gazze'deki süreç yani hakikaten bir Akka direnişine benzeyen ve yıllarca anlatılan, işte kitaplarda hep sürekli met edilen o sürece biz şu an tanıklık ediyoruz. Evet. Bu, bu şey değil, bu hakikaten basit bir olay değil. Aslında bu bir anlamıyla çok böyle şanslıyız da biz. Evet, hepimiz böyle yık, sürekli herkeste şey modu da var. Dünya yıkılsın, kıyamet kopsun. Yani olsun, e, e, çünkü olsun. gerçekten görüntüler o kadar kötü ki, yani insanlar anneler babalar. Çocukların parçalarını arıyorlar. Yani bu görüntülere katlanmak kolay değil. Ama kesinlikle burada sarsılmamak, yıkılmamak gerekiyor. Çünkü biz tarihin en görkemli direnişlerinden birine şahitlik ediyoruz. Evet. İnsanlar çıplak elleriyle, çıplak ayaklarıyla, evet dediğiniz gibi dünyanın en güçlü ordularından birine, işte Amerika'nın bizzat destek verdiği bir orduya karşı mücadele ediyorlar, direniyorlar ve buradan çok güzel hikayeler çıkıyor. Ve biz bu hikayeleri kesinlikle bir şekilde arşivlemeliyiz. E, evet, ama arşivlemeliyiz. eser olarak, ama kitap evet, olarak. Kesinlikle. Ama e, film olarak. Evet. E, elimizde çok fazla e, done var, veri var, hikaye var. E, fakat bunun e, sanatsal karşılığı maalesef e, zayıf kalıyor. Bunu Doğru. sorgulamak gerekiyor. Sonuna bugün kadar bugün kesinlikle e, herkes kendine şunu sormalı. Yani ya Gazze'de böyle bir hadise var, böyle bir olay var. Ben ne yapıyorum? Gazze niye beni daha daha fazla ayaklandırmıyor? Niye beni daha fazla ayağa kaldırmıyor? Neden daha fazla üretkenlik içerisine girmiyorum? Ee, yani bunu sorgulamak durumundayız. Çünkü gerçekten çok kısır bir ortam var. Sadece Gazze ile ilgili değil, Suriye'de de böyle oldu. Maalesef ortaya evet. çok fazla bir şey koyamadık dünyaya işte 15 Temmuz ya 15 Temmuz'u evet. yaşadık biz, değil mi? Ya bu da gerçekten tarihin çok şanlı direnişlerinden evet. bir tanesiydi. Bir halk darveye karşı durdu. Ama ortaya çıkan e, işte film, sinema, roman, e, işte e, ne bileyim şarkı, ezgi vesaire ona baktığımızda gerçekten az. Yani başkalarının e, olsaydı bu. Ne ulusal kahramanlar çıkartırlardı. Ya ne? Adam Vietnam'da ta, Vietnam'da gömüldü resmen oraya ama adam oradan yine de yenilmiş olmasına rağmen bir Rambo çıkardı yani. Tabii tabii kesinlikle. E, yüzlerce yani sahada yüzlerce yenemedi yaptı sinema değil sinema perdesinde ha. yendi tabii. yani. Yüzlerce belki binlerce evet. e, şey, şey çıkarttı buradan böyle. sanatsal evet. dona çıkarttı ama e, biz e, hakikatte gerçekte e, e, yani çok sayıda kahramanlık e, hikayesine sahip olmamıza rağmen maalesef bunu üretemiyoruz. Gerçekten. Bunu kesinlikle e, sorgulamak durumundayız. Bunun muhasebesini yapmak Burada durumundayız. Orada bütün faturayı da sadece devlete ve belediyelere kesmek. Kesinlikle Yeterli değil. Mantıklı da değil. Geçip bir aynaya bakmak lazım. Kesinlikle. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Abi. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Tabii gönül çok istiyor ki abi ya şu gitarını de getirmişken şu rimi bir dinleyelim şeyi ama ne yazık ki YouTube buna müsaade etmiyor. Hemen telif atıyor. Kur'an-ı Kerim'e telif geldi ya, Kur'an-ı Kerim yayınlamış arkadaşlar. Hay Allah. Dedim kim atmış telifi? Yani neler neler yaşıyoruz. Bazen kendi eserlerimizde telif geliyor. Evet, ya, eser evet. bizim diyoruz. Evet ya. evet. evet. <laughs> Peki. Çok sağ ol abi. Allah ebeden razı olsun. Şimdi hemen aşağıya şu anda Mehmet Ali Aslan'ın Instagram adresini görüyorsunuz. Oradan günlük paylaşımlarına, anlık paylaşımlarına erişebilirsiniz. Ayrıca da açıklama bölümüne Rime yaptığı o çok güzel eserin linkini koyacağız. Tıklayıp onu dinleyebilirsiniz Allah bütün geçmişlerimize rahmet etsin inşallah. Şehadetleri i̇nşallah. mübarek olsun. İnşallah. Rabbimize de şerefli ölüm nasip etsin inşallah. Ah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.